bugün sud qilishdi meni. Mana maqtanib qo'yay bir odamni. Nimaga sizni chaqirmaydimish? O'zimizni yaqin odamlarimiz shuna deydi. Bugun sud. Bu odam 1,5 yildan beri yotgan hamma tomonga ustimdan. Oxiri borib sudda shu talashib tortishib zo'rga chiqdim bundan. Xo'p, soqol masalasini ko'p gapirdik. Bu yerda ham bir kishi savol beribdi. Nega savolga savol berasiz, javob bermaysiz? Nega savolga savol berasiz, javob bering degan kishi o'rnidan turishga qo'qsa, yozib olsin, nima savoli bor? Savolga javob berdimmi hozir? Yo, savol berdim. Javob ber, javob bersin. Qoniqdingizmi yo'qmi? Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Hop, soqol masalasini ko'p gapirdik. Bu yerda ham bir kishi savol beribdi. Nega savolga savol berasiz, javob bermaysiz, debdilar. Hozir javob berdimmi sizga? Bu kishi anu uyga ketish uchun javob so'rayaptilar shekilli. Sizga javob yo'q. Savol berasiz, keyin javob beramiz. Hop, soqol masalasini ko'p gapirdik. Soqol masalasi mujtahidlar o'rtasida ixtilofli masala. İxtilaflı məsələdir. Cumhur nəzəri cəhətdən vacib deyilən, cumhurun özündə də ixtilaf var. Vacib deyildi. Əməli cəhətdən sünnət deyilənlər yəni var. Hanəfilərin müəxxirləri sünnət deyildi. Qırış haram ikənliyi də əksər cumhur ittifaq qılar. Qırış. Qırış xuddi ayollar saçını qırıb təşəşkə oxşayan nəsə deyildi. Çündüzə onu təbdil xalqillahə kirtdi bəzilər. Jismni o'zgartirishga joiz emas deydi. Endi Shofiiy mazhabida sunnat. Shofiiy mazhabida unda degan kitob bor. Imom Shofiiy joiz emasni Imom Shofiiy ham harom degan deb talqin qilgan ba'zi ulamolar, lekin Shofiiylarni o'zi aytadiki, joiz emas Shofiiylarda makruhga ishlatiladi degan. Shofiiylar yengil olgan. İmam Şafii sakalını sünnet-i adetiye degen. Adette kuyla degen insandaki hılkatke alakadar nerse degen. Şuna dedi ki, Mısır'da alakada bunu fatvası yandı. Degende insanın hayatige, yani çıraylilikke zıt nerse hasıl bulsa bunu caiz mesleydi. Demek ki, çünkü Müslüman, sünnetten mertlantılmazlık gerek. Kurganda odamga go'zal surat ko'rinib turish kerak. Soqolga taqiq qo'yish to'g'ri emas. Erkak kishi soqol qo'ysin, tamam. Lekin mantiq tegizmayman deb mutlaqo urfimizda odamlarning ko'zida mutlaqo bir boshqa vaziyatni ko'rsatadigan bo'lsa, buni payg'ambar alayhissalotu vasallam sal tekislab qo'yinglar deganlar. Bir erkak kishi kelib ayoldan shikoyat qilgan. Ya Alloh rasuli, ayolim meni sevmayapti degan. Keyin qarab bu cho'milib soch soqolini ham tarab olchi sevarmikin deganlar. O'ziga qaramas ekanda erkaklar shunaqa ayol uni sevishini xohlaydi-da, sizni ham ayolingiz chiroyli bo'lishini xohlaydi. Siz ham yuvinib taranib turishingiz kerak erkak kishi. Keyin uni bir ay odam keldi sochlari oppoq, soqollari oppoq. Aytdilarki, buni rangini o'zgartirib kelinglar dedilar. Olib borib yuvib tarab soqolini tekislab xinaga bo'yab keldilar. Orada kelganda aytadi ba'zilar, qoraga bo'yasa bo'ladi. Qoraga bo'yash to'g'risida jumhur rad qiladi. Yo'q, bo'yash mumkin emas, hadis bor deydi. Lekin o'sha hadisni Muhammad avvoma aytadilarki, Shoba rivoyat qilgan. Shoba bilan Sufyon rivoyati o'rtasida farq bor. Men ilmiy istilohini aytayapman, bu o'zingiz uchun kerak bo'ladi. Shoba ma'no rivoyat qilganligi uchun qora ham joiz deydi. Lekin bizni mazhab olmagan uni. Xo'p, qoraga bo'yamasligu, lekin qip qizil bo'lib qolmasligini oldini qanaqa olamiz desa, unda xinoga qora rang aralashtirsangiz bo'ladi. Qoraga bo'yamang degani qoraga bo'yamang degani. Unga boshqa qanaqadir boshqa xinoning boshqa rangini aralashtirsa joiz. Endi soqol ma'nosida qo'yish sunnat. Qo'yish sunnat. Ba'zilar vojib ham deydi. Lekin umumiy eng kuchli gap sunnat. Qirish harom. Qirishni oldini ololmayapmiz. Masalan, rasmiy idorada ishlayapman,
bazılar, ha? Onun işige, başka davetige zarar tegip kalış ihtimali var. Yok ki onası, onası onge nispeten yani prinsipiyalnik etmedi, prinsipli yaptı. Al sakalini, akkal hemen diye yaptı. Ne mi kılış gerek? Tüpik. Ata onage karşı yürü bu miydi? Bunda ne mi kılınladı dese, ben o şey, bana şu yaptım tarikatı etken adamlarge İbn-i Taymiye'den misal getiremem. İbn-i Taymiye rahmetullah aleyhine İqtida'us siratil mustaqim degen kitabı var. Şu kitabının 176. sahifesi de, yakında kurganım için sahifesi esinde durdu. Sahifesi de aytadı. Sakal meselesi de aytadı. Sakal meselesi de mana bu ihtilaflar var, mana bu meseleler var. Bu onu ihtilaf kıyan, bunu delili bu deyip kiltirgen de, o şey deliller de, ne mi degen? Sakalını koyunlar, muylağını çıkartırınlar, mecusilerge okşap kalmenler degen hadis. Bittesi rivayeti, ikinci rivayeti Nasran Yahudilerge okşap kalmenler degen ikinci rivayeti. Mecus ve Yahudi'ye okşamaslık hakkıdaki hadis deydi. O şey kitap İbn-i Teymiye. Hicretinin ilk küllerine doğru geldi. Peygamber aleyhissalatu vesselam dinine ilk kegen peytlerde bu geplerine etkenler. Kiyinçelik bu gepler nasıh bu gendiydi. Çünkü Yahudiler bulan aldı bir de kılıp, ular bulan birge yürüyüşlükte icazet var. Fakat, o şey muylağını ıstırıvarıp, makruh dereceye düşürüvarış yok. Ular tashbih manası şunday katıp kaldı demegen. İbn-i Taymiye etiyordu. Ve ahırda hulasası da etken ki, siz, İslam'ge amel kılarken siz, amr maruf nahi münker, yok ki kasb karıngizge, yok ki siyasi hareketingizge, yani Müslümanlar içinde yaşayışıngizge, halakıt kıladigen bulsa, sakal meselesini birinci plan çıkarmaydı. Sizin amr maruf kılışıngiz, ata onenge yakşılık kılışıngiz, yok ki bir iş joyingizda sizga manfaatli roh ish muqaddam turgan bo'lsa, soqol sababli undan voz kechmang degan Ibn Taymiyaning kitobi Iqtido'us Sirotul Mustaqim 176 sahifa ochib o'qinglar. Xuddi shu gapni gapirgan. Endi ha, vojib sunnat boshqa to'g'risida nima qilamiz desa, biz hanafiylarga ko'ra sunnat deymiz. Yo'q, vojib, ha bo'pti. Vojib ham bor. Ijtihodda sünnet-i adeti, şafiiler deyen var mı? Tamam. Nime geldi bunda iki kere mezhabına eti yapsız? Dese, Müslümanlarımızın dardını öyle bir eti yapsız. Tüpşke kırıp kalıp, notoru kadan taşıp koymayın, uzi yüzge, zarar yetkizip koymayın diye bir eti yapsız. Geliştirseyiz, ata anaya düşündürseyiz, eyvallah, tamam. Lekin düşünmeseyiz ki. Düşünmeseyiz, ubilen tezkere ketip, ben de sünnette vacip, bir yolda alsam haram, dip, ata anaya karşı ketip basıyız değil mi bunlar? Yan vardı. Cemiyet real masalaga cevap veriyoruz. Doğru mu? Şuna kadar bugünden ki vaziyetke kararladı. Çıraylı güzel suratta koyup yürüyüşlük yakşı. Şimdi devlet damanından sokolge takip koyuşluk caizmez. Ben onu taraf dağırmaz lan. Hiç kaçan. Demek ki bizim sokolumuzda kimdir hocayın bu ilişkide? Doğru mu? Bana bu yapıyam yapıralıyoruz. Sokolga taqiq qonunan joiz emas. Xohlagan odam soqol qo'yadi. Leninni soqoli boradi. To'g'rimi? Bu haqida mashhur bir millatimizning ichida yaxshi insonlardan biri bir gapni gapirib qo'ydi. Tamam, o'sha gapi noto'g'ri. Lekin o'sha gapini noto'g'riligini e'tiborga olib, boshqa yaxshi sifatlarini inkor qilib yormaymiz. Bu odamni yaxshiliklari ham va o'ziga yarasha obro' e'tibori ham bor. Men shaxsan tanigan uchun aytayapman bu odamni. Lekin biz bazı joylarda qattiq gapirdingiz ki, o'shga qilib gapiring deydi. Men shogirdingmanmi sen aytganingni qilaman. U qattiq gapirganlarimdan islom ummatiga manfaat ko'zlaydigan odamlar emas ular. Bitta qiziq gapni gapirib beray, bugun sud qilishdi meni. Mana maqtanib qo'yay bir odamni. Nimaga sizni chaqirmaydimish? O'zimizga yaqin odamlarimiz shuna deydi. Bugün süt buldu min üstümde. O esiyle de bulsa Kur'an'ı özgertiriş gereği degen adam barıdı. Kur'an'ı özgertiriş gereği, Rumal hicab yok, Araplarının kiyimi degen. Bu adam bir yarım yıldan beri yokken, hemen tamam ki, üstümden. Ahırı barıp sütte şu talaşıp tartışıp zorga çıktım bunlar. Git yetken de post koygenim yok. Biz de sütke çakalıştı. Birodarlar deb. Chunki biz
Müslümanların tüşkünlükke tüşüşlüğünü yoktırmayız. Bardan buluşunu koklayız. Bunu okşayan narsalarını özümüz halkılarız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Şerah bu bizim. Kur'an'ı himaye kılıp sudlanıyoruz. Elhamdülillah. Lekin biraderler, kanun var devlette, kanun üstü var buluşluğu tarafdarımız. Şimdi sizi meseleyizde, meselenin kök tamalları var da, bunu bitti saval verip her tamamdan tüpüke tıkışke hareket kımaslıgınız gereği. Meselene hemen çünüp durdu. Koy, koysun, çıralı koy. Sizi körgen adam sakal koygisi kesin. Ben tık tekizmeymem de uşa adam aitken surette adamlarını közü kurup tıkmaydık ibadetimiz. Sakallı koygenimizden ki ucudu katta masuliyet yükleydi, bilesin mi? Cüdüyem katta masuliyet yükleydi. Yeni köçede kızdaki karamayız. Sakal bilen karı yapsan mı deydi de içiyizdeki vicdan. Mesuliyet yükleydi, o siz cevapgarlık oluyorsun. Onu çünkü başka payda appak kıyımdaki dağ kurunadı. Kapkara kıyımdaki adamın ne maksayan böyle, yani bunge yaraşa uğradı bunge. Bizge bu miydi? Yani sakal koygen izleyken onun mesuliyeti var. Çıraylı koyun, güzel koyun, ata anayızı düşündürün. Kaniydi ata anayızı köyünü kotarıp, bir dua kılın hakkında sizi dua izleyen koyaydın. İki de acil olasız. Ruhsat verse ata anayızı aitkenli kılıp koyarsız. Hem sünnetini hem ata ananı hakkını adaklayabiliriz. Bu arada yapımız ki o. Eğer savalge saval verirseniz cevap verin degen kişi oradan turuşka koksa yaz varsın değil mi savalı var. Savalge cevap verdin mi? Hadır ya saval verdin mi? Cevap verdin mi? Kalık değil mi yorulun?